Mutfağa dair kanımdan herkese merhaba. Bugün size için evde pizza tarif vermek istiyorum. Öncelikle bir su bardağı ılık sütümüzü karıştırma komizersine alıyoruz. Üzerine bir su bardağı ılık su, bir paket kuru maya, bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı toz şeker ilave edip iyice karıştırıyoruz. Bu şekilde 5 dakika bekletiyorum. Mayanın aktif olması için. Gördüğünüz gibi göz göz oldu sütümüz. Şimdi üzerine yavaş yavaş un ekliyorum. Şimdi yoğurmaya başlıyorum. Kıvam bulana kadar bu şekilde un ekleyerek hamurumuzu hazırlayacağız. Biraz daha un ekleyeceğim. Hamurumuz hazır. Hamurumuz ile yapışmıyor. Ortalama 3,5-4 bardak un kullandım. Şimdi mayalı bırakıyoruz. Hamurumuzu kenara aldım. Üzerine bir örtü örttüm. Mayalanmaya bırakıyorum. Biz sosunu hazırlayalım. Burada bir çay bardağı kadar ketçap var. Sos olarak onu kullanacağım. Eğer siz ketçap kullanmak istemiyorsanız 2 yemek kaşığı domates salçasını sıcak suya soğanla da kullanabilirsiniz. Sosu için yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı kekik, bir yemek kaşığı sıvı yağ, yarım çay kaşığı karabiber ve bir yemek kaşığı kadar da su kullanacağım. Bunu iyice karıştırıyorum. Ve hamurumuzu açtıktan sonra bunu hamurumuzun üzerine süreceğiz. Hamurumuz mayalandı gördüğünüz gibi. Şimdi tezgahımıza un serpiyorum. Hamurumu alıyorum. Şekilde yapıyorum. Hamurumu ortadan ikiye bölüyorum. Çünkü ben iki tane hamur yapacağım. Bunları beze haline getiriyorum. Bu şekilde. Hamurlarımı bu şekilde 5 dakika mayalandırıyorum. Hamurun bir tanesini kenara aldım. Diğer hamurun üzerine birazcık un serpiyorum. Ve açmaya başlıyorum. Böyle döndüre döndüre yuvarlak olması için çeviriyoruz ve tepsimizin boyutuna göre açıyoruz. Hamurumu açtım, şimdi tepsime yerleştireceğim. Hamurumu tepsime yerleştirdim. Şimdi çatalla delikler açıyorum bu şekilde. Balon gibi olmasın diye. Çünkü mayalı hamur. Şimdi sosumuzu döküyorum. Küçük bir kepçe yardımıyla her tına gelecek şekilde. Sosumuzun yarısını kullanacağım. Çünkü hamurumuzu iki tepsilik yaptım. Bir tanesini sebzeli karışık yapacağım. Diğerini sadece kaşar peynir ve sucuk. Hamurumuzun alt tabuna birazcık kaşar döküyorum. Ve sucuklarımı diziyorum. Arıklıklı. Mantarlarımı. Kırmızı kapya biberlerimi, Charleston'larımı bu şekilde istediğiniz kadar koyabilirsiniz. İsterseniz yeşil zeytin de koyabilirsiniz, mısır da koyabilirsiniz. Damak zevkinize göre iç malzemeyi hazırlayabilirsiniz. Sebzelerimi ve sucuklarımı dizdim. Üzerine çok az daha kaşar peynir koyuyorum.
Şimdi önce ısıttığımız 185 derecelik fırında yarım saat pişiriyorum. Diğer pizzamız da hazır oldu. Bunu fırına veriyoruz. Pizzamız fırından çıktı. Gördüğünüz gibi hala duman üzerinde. Siz bir kesebilirsiniz. Bu şekilde ve servis edebilirsiniz. İkinci tepsimiz de fırından çıktı. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Farklı bir tarihte görüşmek üzere.